radyo tiyatrosu. Yapım Ankara Radyosu. Evdeki Hesap. Yazan Murat Çağlar. Yöneten Ejder Akışık. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Teknik Yapım Faruk Özel. Oynayan sanatçılar: Yaşar Nurtekin Odabaşı, Sevim Ümit Sergen, Erol Mine Bilge, Mehtap Hatice Ergök, Nuri Cahit Öztüfekçi, Anneanne Elçin Şanal, Sedat Faruk Günür, Necla Füsun Günür. Erol! Kimmiş gelen oğlum? Postacı baba! Telgraf getirmiş! Almanya'dan! Almanya'dan mı? Hayırdır inşallah, ver bakayım. Hafta sonunda Türkiye'ye dönüyoruz. Bundan sonra beraberiz. Hepinizi çok özledik. Geldiğimizde görüşürüz. Hoşça kalın. Sedat Çelik. Ayda! Ne demek bu şimdi? Ne demek olacak baba? Amcamlar kesin dönüş yapıyor işte. Konuşmuştunuz ya hani. İyi de bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Yaşasın! Geliyorlar, yaşasın! Geliyorlar! Yaşar, ne oldu oğlum? Kim geliyor? Kaynım, Sevim, kaynım. Ah, ak saçlı küçük Sedat. Hani vardı ya canım, bizim bahçede oynardı hep. Ben kızardım. Git derdim. Annen çağırıyor derdim. Aman anne, aman. Küçük Sedat dediğin 50 yaşında adam oldu. Aa, o bastı bacak. Ne zaman büyümüş o kadar, hayret. Ben hayret. Çıkıyorum. Sedatlar geliyormuş. Sevim, telgraf geldi. Ne? Yine mi? Bana bak Yaşar. Bu gelişlerinde de geçen seferki gibi evin altını üstüne getirirlerse kaçar, kardeşimin evine giderim, ona göre yani. Aa, beni burada bırakma kızım. Tatile geldikleri falan yok Sevim. Galiba bu defa kesin dönüş yapıyorlar. Eyvah, desene ev bulana kadar bizdeler. Bu devirde de ev bulmak kolaydır. Bulunur. Para olduktan sonra. Demesi kolay. Sedat'ı severim ama o karısı yok mu, o karısı? Başlama daha şimdi de. Ay, karısı var mıydı onun? Ay, kim almış onu koca diye? Anne sus Yaşar burada. Böyle. Kardeşi için böyle konuşulur mu canım? Önemli değil Sevimciğim, önemli değil. Alıştım ben. Ne olur sen onun kusuruna bakma Yaşar. 90'ını çoktan devirdi biliyorsun. Ama yine de iyi maşallah. Erol nereye gitti? Dışarı çıktı herhalde. Ablası da gelmedi bir türlü. Nereye gitti bu kız yine? Ne bileyim, dolaşacağım dedi çıktı. Bir yerde duramıyor ki. Hala kendini çocuk zannediyor herhalde. Hatırlat şuna genç kız olduğunu da, otursun oturduğu yerde. Yoksa ben hatırlatırım, kötü olur. Ben konuşurum, merak etme hadi. Ne zaman geliyorlarmış Almancılarımız? O nasıl söz Sevim? Hiç yakışmıyor doğrusu sana. Aman ne bileyim işte, ağzımdan öyle çıktı. Yalan da sayılmaz. Almancı olup çıktılar. Oradayken hatırımızı sorarlar mı hiç? Ancak tatile geldikleri zaman. Onların da kendilerine göre sıkıntıları vardır mutlaka. Biz onları ne kadar arayıp sorabildik ki sanki Sevim? Kendi hatırımızı bile soracak halimiz kalmadı Yaşar. Durumunu düzeltemeyen bir biz kaldık koca sülalede. Ben düzeltirim. Söyleyin siz. Yaşlandım diye her şeyi benden saklıyorsunuz değil mi? Bir şey sakladığımız yok anne. Ya. Telgrafta yazdığına bakarsan bu hafta sonu geliyorlarmış. Bu hafta sonu mu? Eyvah, akşam gelseler bari. Cumartesi günü kabul günüm var. Söyle gelmesinler Sevim. Kaç sefer oldu erteliyoruz, zaten bahane bulduğumu sanacaklar. Ertelemen şart değil güzelim. Öne al sen de. Bak göreceksin Yaşar, evin bütün düzeni alt üst olacak.
Ah, kime ne kötülüğüm dokundu da bunca eziyet başıma gelir bilmem ki. Amcamlar geliyormuş, öyle mi? Ha, sen nereden duydun? Erol söyledi, yolda karşılaştık. Ah, doğru ya, işi gücü gezme olan bir kız sokakta öğrenecek elbet başka yerde. Baba, değil. Aşk olsun, azıcık hava almaya çıktım diye. Hava almaya çıkmışmış. Kaç gündür yüzünü bile gördüğümüz yok kızım. İşlerim falan oluyor bazen. Ne tükenmez işlermiş bunlar kızım. Mehtap kızım, ocağın üstündeki yemeğe bir bakıver, dibi tutmasın hadi. Olur anne. Aferin Mehtap. İşte böyle. Büyüklerin sözünden dışarı çıkmamak lazım. Yemeğe bak dediyse bir bildiği vardır elbet, değil mi ya? Bakmak lazım. Ben geldim. Nereye gittin oğlum sen? Nereye olacak baba? Bakkala. Bak ne aldım. Geldikleri akşam küçük bir kutlama yapmak istersiniz diye düşündüm de. Kutlama yapacak halimiz mi var evladım? Geleceklerse gelecekler canım, kutlayıp da ne olacak? Ama anne, artık beraber yaşayacağız, bir düşünsene. Aman iyi, tamam hadi tamam. Hiçbir şey aklınız yetmez, konuşur durursunuz. Ben bir şey söylemiyorum zaten bundan sonra. Madem aldın, götür de buzdolabına koy bari yavrum. Beyimizin keyfine diyecek yok. Kardeşi geliyor ya, sofraların biri kurulur biri kalkar artık. Yapma Sevim, yapma, darılırım bak. Ziyafet sofraları kurup kaldıracak halimiz mi var Allah aşkına be? Necati abim gelecek. Necati abim. Ay Necati kim? Kim o? Amcamın oğlu. Beraber top oynardık hani. Senden küçük mü? Küçük olur mu anneanne? Tam 7 yaş büyük. Necati abi diyorum. Dinlemiyorsun ki. Büyüklere abi denir. Küçüklere değil. Peki senden büyüktü de. Ne diye seninle top oynardı o zaman? Ne diye olacak? Beni çok seviyordu ondan. Hem sadece top oynamazdık ki. Gezmelere giderdik, şakalaşırdık, bisiklete binerdik. Hatta bir defasında çelik çomak bile oynamıştık. Ay ne kadar da oyun meraklısıymış senin şu amcan. Of, amcamdan söz etmiyorum anneanne. Oğlundan söz ediyorum. Necati abimden. Öyle mi? Öyle söylesene be. Geçen ama... gelişlerinde de bütünlemede geçeyim diye bana matematik çalıştırmıştı. Matematik ne? Ders anneanne, ders. Hem de zor bir ders. Necati abim yardım etmeseydi geçen yıl sınıfımı geçemezdim bak, ben. İyi bir çocukmuş o zaman bu Necati abim. Tabii. İyi, aferin. Geleceğine öyle seviniyorum ki. Niye? Hediye mi getirecek? Hediye getirmesi gerekmez ki. Kendi gelsin yeter. Amcam mı getirecek hediyeyi? Getirsin. Bana da ilaç getirecek, ilaç. Romatizmalarım için. Bellerim ağrıyor. Almanya'da bir ilaç varmış. Bütün hastalıkları anında iyileştiriyormuş oğlum ya. Hiç olur mu anneanne? Bir ilaç bütün hastalıklara iyi gelmez ki. Tamam canım. O kadarını ben de biliyorum. Nezle dışındaki bütün hastalıklara diyecektim. Ukala. Nezlenin ilacı yok, bilmiyor muyum yani? İyi peki, tamam anneanne. Mektup yaz, sana da getirsinler aynı ilaçtan. Bana niye getirsinler anneanne? Ben hasta değilim ama ki. Sana da iyilik yaramaz. Okulunu bitirmende kolaylık olur diye söylemiştim. Teşekkür ederim. Ben kimseden ilaç falan istemiyorum. Hediye de istemiyorum. Benim tek bir amcam, onun da tek bir oğlu var. Ben sadece onları istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Aman istemezsen isteme çocuğum. Ama ne kızıyorsun? Üzülme. Üzülme, sana da veririm bana gelen ilaçtan. Bir ilaç için bu kadar üzülmeyi değer mi evladım? Bavul dolusu parayla geliyorlardır onlar şimdi. Öyledir herhalde. Birazcık da sana yararı dokunsa ya. Nerede? Hele bir gelsinler de bakalım Sevim. Yarın ne olacağı hiç belli olmaz. Topu topu iki kardeşsiniz. El ele verseniz, bir işe atılsanız.
Ne bileyim, esnaflık mı olur, taşımacılık mı? Benim de aklımda var öyle şeyler ama bakalım. Aklında olacak tabii Yaşar. Halimizi görüyorsun. Sen günde bir iki tane ayakkabı imal edip satacaksın da. Oradan gelen parayla geçim oluyor mu sanıyorsun? Eskiden dikiş dikerek benim de katkım olurdu biraz. Gözlerim kötüleştiğinden beri o da olmuyor işte. O parayla geçim olmadığını ben de biliyorum. Ama yapacak başka bir şey yok ki Sevim. Mehtap bir işe girer diye umduk. O da olmadı işte. Bizim kız işe filan giremez. Dua edelim de hayırlı bir kısmeti çıksın. Aman hanım, aman. Aman şu sıralar kısmeti filan çıkmasın. Cepte 5 kuruş para yokken bir de düğün masrafının altına giremiş. Heh, gördün mü bak? Kızı evlendirecek halimiz bile yok. Ne yap yap. Kardeşin ne bir işe gir. Anlaşamayız ki biz onunla Sevim. Gir demesi kolay. Anlaşamıyorsanız sana biraz para versin. Sen ayrı bir iş kur kendine canım. Abi değil misin? Abi olmasına abiyim ama para işlerinde abi kardeş olmuyor ki artık. Bakalım ne olacak onlar gelince. Kusura bakma ama pısırık adamsın Yaşar. Hep bu yüzden çektin ya ne çektiysen. Hem sadece kendine değil bize de çektiriyorsun yıllardır. Kırıcı oluyorsun ama Sevim. Aman 23 yıllık karınım şimdiye kadar ağzımdan çıt çıkmadı da ne oldu? Bir sefer de kırıcı konuşayım, hakkımdır. Düşünüyorum dedim işte. Gelecek olan paranın yakasını bırakır mıyım sanıyorsun? Elbette bırakmam. Ama ha deyince de olmuyor ki. İyi düşün o zaman. Bu fırsat bir daha eline geçmez. Dur. Her şeyin bir zamanı var. Ben onu bunu bilmem. Çocuklar evlenip barklanmadan emekliye ayıramazsın kendini. Düşün taşın. Ne yapacaksan yap. Yeter canım. Canıma tak etti artık. Nedir bu benim çektiğim? Aa, yeter canım artık. Söylesene Mehtap. Neymiş şu müjde? Söyleyeceğim Nuri, acele etme. Ah, dur bir nefes alayım önce. Tamam. Yarım saattir parkta seni bekliyorum. Müjdem var dedin. Meraktan çatladım. Ne yapayım Nuri? Evden ancak çıkabildim. Sık sık çıkıyorum diye göze batmaya başladım zaten. Rahat bırakmazlar ki insanı. Neymiş efendim? Kızlar sokakta dolaşamazlarmış. Aman canım, onlar da haklı kendilerince. Sanki sen evlenince dışarı çıkmama izin verecek misin? O başka. Onu karıştırma şimdi. Neymiş şu müjden, onu söyle önce. Söyleyeceğim. Almanya'da amcam var demiştim ya. Hatırlarsın. Türkiye'ye dönüyorlar. Müjden buydu deme sakın. Dur, daha bitmedi. Amcam beni çok sever. Bize yarar ne bunun? Sözümü kesmesene Nuri, anlatacağım. Amcamlar geldiğinde sizinkileri beni istemeye gönderirsen, babam beni sana vermek istemese bile amcam onu razı eder. Sahi mi? Baştan söylesene şunu. Para işi ne olacak peki? Babamın parası yok demiştin hani. Tamam işte, amcam geldiğinde o mesele de çözülmüş oluyor. Düşünsene, bir tomar parayla dönecek amcam Almanya'dan. Yani düğün masraflarını amcan mı görecek? Canım, biz evlenelim de kim görürse görsün. Yoksa beni istemiyor musun? İstemez olur muyum Mehtap? Ama... Aması falan yok. Bu fırsatı değerlendirmezsek hiçbir zaman evlenemeyiz. Niye evlenemeyelim? Kaçırırım seni, olur biter. Kaçırdıktan sonra ne olacak? Aç açık mı dolaşacağız? Daha bir işim bile yok Nuri. Olsun. Arayacak olsam hemen iş bulurum ben. Arasana o zaman. Ne duruyorsun? Kolaydı sanki. Aramıyorum çünkü çok iyi biliyorum. Hepsi de bana uygun olmayan işler. İyi bir iş arıyorum ben. Herhangi bir iş değil. Boş ver. Amcam iş kurduğunda sen de onunla çalışırsın. Böylelikle iş sorunumuz kalmaz. Ben hepsini düşündüm. Yo. Ben amcanın yanında falan çalışmam. Kendi işimi kendim bulurum. Bul öyleyse Nuri. Tam 4 yıldır işsizsin. Bul da evlenelim artık. Sizinkilere haber gönderdiğimizde baban olur deseydi şimdiye çoktan iş bulurdum. Baban seni bana vermeyince ben de sinirlenip iş aramadım. Ne yapayım? Ama Nuri, babam bir işin olmadığı için beni sana vermedi, hatırlasana. Hadi canım hadi, bahane lazımdı. O da bula bula onu buldu işte. Onu buldu. Nuri! Bazen 2, bazen 3 yılda bir gelirler. Daha bugüne kadar bir kez olsun doğru dürüst bir hediye getirmediler. Hani bu sefer de bir şey getirmezlerse yüzlerine bakmayacağım vallahi. Aman anne, düşündüğün şeye bak. Kendileri sağ salim gelsinler de. Düşünmeyip de ne yapayım kızım? Ben onların azma kahırlarını çektim.
Ah, ah, o yengen var ya, o yengen. Yeni gelin geldiğinde yumurta kırmayı bile bilmezdi. Ne öğrendiyse benden öğrendi. Bari kadir kıymet bilse. Öyle deme anne, yengem iyidir, severim ben. Biliyorsun işte her seferinde apar topar geldiklerinden bugüne kadar pek bir şey getiremediler. İnsan apar topar da gelse koltuğunun altına bir hediye alır da öyle gelir. Bizde adet böyledir kızım. Ama görgü olmalı insanda, görgü. Ay anne. Her gelişlerinde ya masa örtüsü getirirler ya da fincan takımı. Evin her tarafı fincan doldu sayelerinde. Sanki çok lazımmış gibi. Bir seferinde de şöyle çamaşır makinesi, bulaşık makinesi falan getirseler ya. Oh, ay anne, hiç oradan buraya çamaşır makinesi gelir mi? İsterlerse gelir. Hadi diyelim oradan gelmedi. E buradan alsınlar canım, ceplerinde para yok diye. Buradan aldılar diye burun kıvıracak kadar görgüsüz değiliz, korkmasınlar. Alırlar belki. Ah kızım, ah, sen eski günlerimizi bilmezsin. Bir zamanlar 5 yıl komşu yaşadık biz onlarla. Sen o zamanlar çok küçüktün. Yağları bitse ben verirdim, çayları bitse ben verirdim. Paralarını idareli harcamayı bile bilmezlerdi de baban destek olurdu ay sonlarında. Sonra Almanya'ya gittiler. Unuttular hepsini tabii. Unutmazlar anne. Niye unutsunlar? Ah, ah kızım. Yaptığım iyilikler. Ah, insanoğlu vefasız yavrum, vefasız. Kesin dönüş yapıyorlarmış. Bu gelişlerinde de adam akıllı bir hediye getirmezlerse ben bilirim ne yapacağımı. Yıllarca kahrını çektim ben onların. Yıllarca. Ne yapıyorsun damat? Hesap yapıyorum valide hanım. Ne hesabıymış o? Sizi kraliçelere layık bir şekilde yaşatmanın hesabı. Niyeymiş o? Ay benim kız şimdi de kraliçe olmaya mı merak sardı? Hayır valide hanım, Sevim'le bir ilgisi yok. Aa bak bizim kız bir çıktığı yerden bir daha inmek istemez ona göre. Ha, hiç unutma. Bir gün çocukken çatıya çıktıydı da indirene kadar neler çekmiştim. Delidir, deli deli. Ne yapsa yeridir. Ah, onu evlenmeden önce söyleseydin ya valide hanım. Peki nasıl yaşatacaksın kızımı kraliçeler gibi? Ticarete atılacağım, mal alıp satacağım, zengin olacağım. Eyvah, eyvah. 40'lı yaşlarını da çoktan geçtin ya, hadi hayırlısı, hayırlısı. Ne demişler valide hanım? Zengin olmak istiyorsan al sat, karnını doyurmak istiyorsan yap sat. Yaptığın ayakkabılar para etmedi mi damat? Niye valide hanım? Şimdiye kadar karnımızı bile doyuramadık da o yüzden söyledim ayol. Eskiden öyle miydi ya? Ah, ah rahmetli kayınpederin seni. Evet. Ah nur evet, içinde işte yatsın. O 350 milyon liralık bir sermaye yeterli oluyor. Bundan sonra ayakkabı imal etmek yerine ayakkabı alıp satacağım. Zengin oluyoruz valide hanım, zengin. Damat, damat benim ayakkabılarım para etmez. Sakın satayım deme. Zaten bir çift ayakkabım var damat. Ama senin ayakkabılarını ne diye satayım valide hanımcığım? Ha? Ne bileyim damat. Sen söyledin ya, ayakkabıları satarsak zengin olduk gitti diye. Anne. Efendim. Hani geçenlerde bir haber gelmişti ya. Hangi haber? Ahmet amcalardan. Canım arka sokağın bakkalı. Oğluna isteyecekmiş seni hani, o mu? Evet o. Babam vermem demişti. Ne olmuş? Şey diyorum. Amcamlar geldiğinde istemeye gelseler. Babam vermem dedi ya kızım. İşte ben de onun için söylüyorum ya anne. Amcam araya girerse babam da belki yumuşar. Yani sen o çocukla evlenmek mi istiyorsun? Hı-hı. Ne olacak? Sen de benim gibi ömür boyu fakirliğin kahrını mı çekeceksin kızım? Anne diye çekeyim anne. Nuri iş bulup çalışacak. O ne demek o? Siz görüşüyor musunuz yoksa? Görüşüyor musunuz dedim. Bazen. Ha ya, ikide bir evden çıkışların o yüzdendi demek. Ama anne. Sus! İnsan önce bir annesine haber verir.
Ben senin düşmanın mıyım kızım ha? Benden gizliyorsun benden. Ama anne belki kızarsın diye. Amcanı karıştırma bu işe. Bana bak, o çocuğa söyle, evlenmek istiyorsa önce gitsin kendine iyi bir iş bulsun. Sonra da adam gibi gelip seni istesin. Arıyor ama bulamıyor anne. Yani iş bulamıyor diye evlenemeyecek miyiz biz? Evlenemeyeceksiniz tabii. Evlenip de ne olacak? Anne aşk olsun, senden bunu beklemezdim. Ben sanmıştım ki... Ha, ne sanmıştın? Olmaz kızım, olmaz, katiyen olmaz. Ama anne ben Nuri'yi seviyorum. Sevgi mevgi anlamam ben. Baban da beni seviyordu, bak 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 şimdi halimize, görüyorsun değil mi? Ne varmış halinizde? Size olur evlenin desek bile evlendirecek halimiz yok kızım, daha ne olsun? Sen de babamla aynı kafadansın. Ay, evet canım, ben de babanla aynı kafadanım. Ben de kaçarım o zaman. Kız, sen sahiden seviyorsun bu çocuğu galiba. Kararımı verdim hanım. Bugün gidip köşe başındaki dükkanın sahibiyle konuştum. Hayırdır Yaşar? Niye karar verdin yine? Konuşmuştuk ya Sevim, ticarete atılacağım diye. Tamam tamam, hatırladım. Konuşmamızın sonunda vazgeçmiştin ya, nereden bileyim? Hayır, vazgeçtiğim falan yok. Kararımı verdim, ayakkabı dükkanı açacağım. Ne dedi dükkanın sahibi? Kirayı tahminimden fazla istedi ama anlaştık. Borç bulup biraz kaporayla tuttum dükkanı. Göreceksin. Tam 120 metrekare. Sedat kabul etmezse ne olacak? Ne demek kabul etmezse? Abiyim ben onun. Edecek, etmek zorunda. Etmeyip de ne yapacak? Ah şöyle, bak şimdi oldu. Bir bavul dolusu parayla gelecek. Bana danışmadan mı iş yapacak yani? Kendisi bilir. Sana danışmayıp da kime danışacak? Bak ben iyice düşündüm. Benim bildiğim işi yapacağız. O da zamanla öğrenir nasıl olsa. O kadar para sokağa atılmaz. Akıllıca değerlendirmek lazım. Elbette ya. Hem o şimdi Türkiye'deki şartları da bilmez. Sen yardım etmeyecek olsan hiçbir işi beceremez. Yardım etmek ne demek? Ben yapacağım ne yapacaksam. Sesini çıkarırsa susturmasını bilir. Ah Yaşar, ah. Bunları önceden yapacaktın ki. Zavallı çocuk sana yıllar önce söyledi. Abi dedi, kenarda param var dedi. Bir iş kurmayı düşünecek olursan verebilirim dedi, değil mi? Sen geri çevirdin. Ne bileyim, hayat şartlarının her geçen gün biraz daha ağırlaşacağını... O zamanlarda ağırdı hayat şartları. Sen benim işim bana yeter dedin, direttin. Açma şimdi eskiyi. Açma şimdi eskiyi, geçmişte kaldı onlar. Yarın gidip ayakkabı toptancılarıyla görüşeceğim. Sedat gelmeden bütün hazırlıkları yapayım da vazgeçme şansı olmasın. Oh, bugünleri de görecekmişiz meğer. Ama bana bak... Yine de bu gelişlerinde doğru dürüst bir hediye getirmezlerse kırılırım ona göre. Kırılırsan kırıl. Şimdi onu düşünecek halim mi var benim? İşine gelmeyen şeyi düşünmezsin zaten. Ben gidiyorum. Şu muhasebeciyle bir görüşeyim. Ortaklık işi nasıl oluyormuş onu da bir öğrenmekte yarar var. Oradan da ayakkabı toptancılarına gidip fiyatları bir kontrol ederim belki. Akşama geç kalma. Yine sofrada bekletme bizi. Beni kandırdınız. Anne yine ne oldu? Bütün hastalıklara iyi gelen ilaç varmış. Komşunun küçük kızına sordum. Anne o çocuk kandırmış seni. Yok öyle bir şey. Varmış işte. Aa, siz beni kandırıyorsunuz. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bir tek nezleye iyi gelmiyor. Nezlenin ilacı bulunmadı daha. Onu da biliyorum. Ben biliyorum. Hepsini anneciğim, biliyorum. Anneciğim diyelim öyle bir ilaç var. İstemedin ki o ilaçtan. Olsun. Onlar bilir. Evet. Ak saçlı küçük Sedat bilir. Kısa pantolonuyla bizim bahçede oynardı da ben ona kızardım. Ta o zamanlar bile romatizma vardı bende. O bilir, o bilir. Göreceksin, getirecekler. Peki, peki. Senin dediğin olsun. Getirsinler biz de görelim. Getirmezlerse üzülmeyeceksin ama, tamam mı anne? Niye üzülmeyecekmişim? Üzülürüm elbet. Hem göreceksin, getirecekler. Bütün sorunları hallettim Nuri. Sahi mi söylüyorsun? Sen bir harikasın Mehtap. Annemle konuştum, babamı razı edecek. Gerekli parayı da amcandan alırız dedi. Oh, dünyada ne amcalar var. Desene yakında parklarda buluşmaktan kurtulacağız.
Keşke senin de zengin bir amcan olsaydı. 40 gün 40 gece düğün yapardık. Benim babam amcalarımın hepsinden daha zengin. Cimri olduğunu söyleyen sendin. Olabilir. Zengin ya, sen ona bak. 6 kardeş olmasaydınız belki zenginliği bir işe yarardı ama. Babamla uğraşmaktan vazgeç Mehtap. Peki tamam, sustum. Ne zaman gelecekti amcanlar? Bu hafta sonu, 3 gün kaldı. Cumartesi ya da pazar günü gelirler. 1-2 gün özlem giderseler, sizinkiler salı günü gelsinler en iyisi. Tamam, ben söylerim. Salı olmazsa en geç çarşamba günü geliriz. Nuri, adetlere göre söz kesileceği gün çiçek ve çikolata gelirmiş. Ben orasını bilmem. Bizimkiler ne derse o olur. Peki tamam, aklıma geldi, söyledim işte. Ay, harika bir düğünümüz olacak. Amcam para harcamayı sever. Ay canım amcam, ay çok özledim. Mehtap, ben gelecek miyim acaba o gün? Abi bilmem, gelirsin herhalde. Gelirsen eğer güzel giyin, tamam mı? Sakın öyle kazakla falan gelme. Amcamın seni beğenmesi lazım. Of, ben daha şimdiden sıkıldım. Aa Nuri. Ama baba, ya amcam ayakkabıcılık yapmak istemezse? İster. Ya istemezse? Belki de yatırım falan yapmayı düşünür. Tamam işte, bundan daha iyi yatırım mı olur? Öyle değil baba. Mesela ev almak isteyebilir. Olmaz öyle şey. Abi burada para sıkıntısı çekecek, o ev alacak. Olmaz. Daha niye geldiklerini bile bilmiyoruz ayrıca. Niye gelecekler? Yerleşmeye geliyorlar işte. Ömür boyu Almanya'da yaşayacak değiller ya canım. Ya paraları yoksa? Olur mu öyle şey? Bir araba yükü para vardır şimdi amcanda. Ya yoksa? Saçmalama. Saklar sonrasını bilmem. Keşke dükkanı kiralamasaydın. Aklının ermediği işlere karışma sen. Peki tamam, karışmıyorum. Ne diyor bu yeni? Ne diyecek? Çocuk işte. Ben çocuk değilim. Sorumluluk verildiği zaman ben de çocuğum demesini bilirsin ama. Bakma öyle. Ben her şeyi ayarladım hanım. Sedat şaşkınlıktan dona kalacak. Aman bir aksilik olmasın da. İlk defa abilik yapacağım çocuğa. Yaptığının abilik olduğunun farkına varır inşallah. Varmazsa kendisi bilir. Kim kime iyilik yapıyor bu devirde? Birazcık kendimizi düşünüyorsak eğer... O da bizim hakkımız. Tabii canım, tabii. Abi bir yerde baba sayılır. Sözünden çıkarsa kendi bileceği şey. Cezasını da kendi çeker. Niye? Onları düşündüğünüz falan yok sizin. Kendinizi düşünüyorsunuz. Aklınız fikriniz getirecekleri parada. Üstüme iyilik sağlık. O nasıl söz evladım? Çık dışarı, çık dışarı. Gözüm görmesin seni. Hala duruyor. Çık dışarı dedim. Bir karış bacağıyla söylediği söze bak. Böyle mi terbiye verdim ben sana? Yakında bu evde olmayacağım anneanne. Ben de kızım, ben de. Hayrola anneanne, sen nereye? İlacım geldikten sonra bu evde bir gün bile durmam. Nereye gideceksin anneanne? Bu yaştan sonra kim alır seni? Kim alacakmış beni? Ben onu alacak mıyım bakalım? Tamam anneanne, tamam. İstediğin gibi olsun. Seni bilmem ama ben bu evde artık misafir sayılırım. Nereye gideceksin? Evleniyorum anneanne, evleniyorum. Üstüme iyilik sağlık. Tövbe. Öyle mi söylenir yavrum, güle oynaya? Nasıl söylenir peki? Hiç konuşulmaz. Oturup ağlanır. Oho anneanne, ağlamak eskidenmiş. İki aya kalmaz koca evindeyim artık. Kararını vermişsin sen. Git bari. Teşekkür ederim anneanne, çok teşekkür ederim. Çocuğum kız olursa senin adını koyacağım. Olmaz kızım, benim adım güzeldi. Niye anneanne? Güzel, hem de çok güzel. Canım anneanne. Ben sevmiyorum neydi benim adım? Getiremedim bir türlü aklıma. Kız neydi adım? Oğlum,
fotoğraf albümünü eline almış, ne yapıyorsun sen? Necati abimle çektirdiğimiz fotoğraflara bakıyorum anne. Yarın kendi gelecek yavrum, ne yapacaksın resmini? Kibrit çöplerinden çerçeve yaptım da iyilerinden birini seçip içine koyacağım. Odanın duvarında var ya bir tane evladım. Kendim için değil anneciğim, Necati abime hediye edeceğim. Ay üstüme iyilik sağlık, onlar sana hediye getirsin, Erol sana ne oluyor? İçimden geldi anne, ne var bunda? Çok garip bir çocuksun, çok. Yavrum bak, hediyeyi misafirliğe gelen getirir. Ama onlar misafirliğe gelmiyor ki, kesin dönüş yapıyor. Olsun yavrucuğum, uzun yoldan geliyorlar ama. Bırak onlar sana hediye getirsin çocuğum, niye böyle garip garip işler yapıyorsun sen? Aa, hiç de garip değil. Bu resimleri ben çekmiştim. Bir tanesini de Necati abime vermek istiyorum. O bana hediye getirse de getirmese de. Aman tamam tamam, ben bir şey söylemedim. Ay sen de baban gibi inatçının tekisin. Ne yaparsan yap. Ben mutfağa gidiyorum hadi. Anne yemekte ne var? Patlıcan oturtması. Ama anne hani Necati abimin geleceği gün yapacaktın onu. Ay Allah'ım sen bana sabır ver. Ben biliyorum benim ilacımı unuttular. Onu almak için geri döndüler, o yüzden geciktiler evet. Aman anne. Aman anne deyip durma bana. Yakında bu evden gideceğim zaten. Aman. Ne oldu Valide Hanım, hayırdır inşallah. Hepinize kırgınım, hepinize, sana da ona da. Hiçbiriniz beni ciddiye almıyorsunuz. Ben alıp başımı gideceğim. Ben. Aşk olsun Valide Hanımcığım, yani sen gidersen biz ne yaparız sonra? Ha? Geldiler galiba. Ne dedi? Ne oldu? Değilmiş. Başka bir arabaymış. Erol, oğlum pencerenin önünden çekilsene sen. İkide bir insanın yüreğini ağzına getiriyorsun. Ama anne, Necati abimi burada beklemek istiyorum ben. İyi ki bir Necati abim var. Geldiği zaman yatağını ona vereceğim. Bak görürsün o zaman Necati abi demeyi. Ver tabii. Ben kanepede yatarım. Benimki boşalacak nasıl olsa. Sen de orada yatarsın evladım. Olur ona anne. Bugün gelseler bari. Baksana hala ortada yoklar. İnsan geleceği günü saati filan yazar hiç değilse. Çocukluğundan beri böyle bu Sedat. Hiçbir şeyi adam gibi yapmayı bilmez ki. Ak saçlı küçük Sedat. Ay çocukken kısa pantolonuyla bizim bahçede oynardı da. Ben ona kızardım. Şimdi gelince yine kızacağım. O niye Valide Hanımcığım? Niye olacak? Romatizma ilacımı geciktirdiği için. İlacım gelince ne diye çekeyim ben? Bu evin kahrını. Haklısın Valide Hanımcığım. Haklısın. Ya. Ben olsam ben de çekmezdim. Aman Yaşar aşk olsun yani. Yangına körükle gidiyorsun sen de. İşte geldiler. Gel ilacım. Geldim. Hani. Geldiler. Ne oldu ki? O da değilmiş. Köşedeki trafik ışıkları yüzünden ikide birde bir araba duruyor. Aman. Ben de onlar geldi zannediyorum. Ne yapayım? Mehtap nerede yine? Ay söylemiştim ya Yaşar. İyiden iyiye unutkan oldun sen de. Tamam tamam hatırladım tamam. Ne işi var onun orada? Vermeyeceğim işte vermeyeceğim. Bu kızı o çocuğa vermiş. Şu Sedat gelmeden önce parayı bankayla gönderseydi de. Ben de işleri o gelmeden halletseydim olmaz mıydı? Düşünce yok ki, akıl yok ki. Bugün de geçti, yine gelmediler. Başlarına bir şey mi geldi acaba? Aman aklına kötü şeyler getirme. Haberleri dinledik işte, kaza falan yok. İster istemez sinirleniyorum. Her işin bir yolu yordamı var. İnsan bir telefon eder. Ne zaman geleceğini, neyle geleceğini söyler. Neyle gelecekler canım? Kendi arabalarıyla ağır ağır geliyorlardır. Ağır kanlı, ağır kanlı. Göreceksin bak. Ağır kanlılığı yüzünden para falan da biriktirememiştir o. Ağır kanlı olsa yine iyi. Tembel, tembel. Şimdi bu gece gözüme uyku da girmez benim. Al benden de o kadar. Yorgunluktan düşer kalırsam belki. İki gündür bekleye bekleye canımız çıktı. İnsan hiç değilse yoldan telefon eder. Milyon tane jetonlu telefon varmış yollarının üzerinde. Anlatırken övünmesini biliyorlar. Aman bizim ülkemizde de her köşe başında bir telefon kulübesi var. Kullanmasını bilmedikten sonra. Dedim ben size, ilacımı unuttular, onu almak için geri döndüler. Laf anlamıyorsunuz ki. Müzik.
Ben ne yapayım Nuri? Cumartesi ya da pazar günü gelirler diye ben de sana salı dedim. Pazartesi oldu, hala gelmediler işte. İyi ama Mehtapcığım, nasıl söyleyeceğim ben şimdi bunu bizimkilere? Amcasının gelmesi gerekiyor, yoksa kızı vermeyecekler. O yüzden iki gün sonra gideceğiz diyemem ya. Canım elbette öyle söylemeyeceksin. Of. Beraber bir şey uyduracağız artık. Uydur o zaman. Tek başıma bulamam Nuri, tek başıma evlenmiyorum ben. Siz kızlar hep böylesiniz zaten. Başınız sıkışınca işin içinden birlikte çıkmaktan söz edersiniz hep. Yanlış değerlendiriyorsun canım. Tek başımıza halledeceğimiz konularda kimsenin başını ağrıtmayız biz. Şimdi öyle söylersin tabii. Ya, demek öyle. Demek artık beni sevmiyorsun. Belki de hiçbir zaman sevmedin. Söylediklerin hepsi yalandı belki de. Tamam, peki. Ben bir şey uydururum. Seni de meşgul etmemiş olurum böylelikle. Sen git, kendi işlerinle ilgilen. Nuri. Ne var? Ya bir de amcamlar gelmezse? İşte o zaman rezil olduk demektir. Kaza falan geçirdilerse diye korkuyorum. Rezalet olur, rezalet. Düşünsene, evlenemeyiz o zaman. Hep senin yüzünden bütün bunlar, biliyor musun? Senin yüzünden hep bunlar. Yaşar'cığım geldiler. Hani nerede? Gel bak, arabadan iniyorlar. Onların arabasının rengi sarı mıydı yahu? Kendi arabaları değil ki canım, taksiden iniyorlar, baksana. Haklısın, taksiymiş, ben de yeni fark ettim. İlacımı getirmişler mi, ilacımı? Nereden bileyim anne? Necati niye yok yanlarında? Hayırdır inşallah. Arkalarından arabayla geliyor herhalde. Hediyelerden arabada oturacak yer kalmamıştır mutlaka. Zenginlik başa bela. Hediyeleri arabayla getirdiklerine göre kendileri de uçakla gelmiş olmalı. Sevim! Efendim anne. Necati'yi getirmemişler mi? Getirmemişler. Kim bakacak peki ona? Küçücük çocuk. Yalnız bırakılır mı canım? Küçük olur mu anne? 21-22 yaşında kocaman delikanlı oldu Necati. Sevim, inelim de aşağıda karşılayalım bari. Çocuklar nerede? Mehtap odasında, Erol da okulda. İnelim hadi. Ayıp olacak yoksa. İnelim hanım, çabuk, inelim. Mehtap, kızım, amcamlar geldi. Çık dışarı artık hadi. Nasıl geçti yolculuk? İyi sayılır abi. İlacımı getirdiniz mi, ilacımı? Anne, ilacın sırası mı şimdi? Ne ilacı teyzeciğim? Hani şu var ya evladım, her derde iyi geliyor. Anladım. Getirdik tabii. Getirmez olur muyuz teyzeciğim? Necla'nın çantasında. Ne ilacı Sedat? Canım, veririz bir aspirin falan. Yaşlı kadını kıracak değiliz ya. Tabii, tamam, hatırladım, çantamda tabii. Birazdan çıkarırım. Necati niye gelmedi Sedat? Arabayla mı gelecek yoksa? Arabada, o da Almanya'da kaldı abi. Anladım. Gelir canım, acelesine. Kesin dönüş mü bu şimdi? Evet yenge. Aman ne güzel. Kurtuldunuz desenize. İşte. Kurtulalım dedik ama yine de bir ayağımız orada kaldı. Kalmasın canım, ne varmış kalacak. Biz de öyle istedik ama olmadı bir türlü. Havalar nasıl oralarda? İyi sayılır. Buralara benzemiyor elbette. Bizim memleketin havası bambaşka. Güneşin yüzünü gördüğümüz günlerin sayısı iki elin parmaklarını geçmiyor. Karanlıkta ne yapıyordunuz peki? Karanlık değil canım. Buranın kışı gibi işte. Anladım. Yani ben de zannettim ki... Sedatçığım, her şeyi ayarladım ben. Neyi ayarladın abi? İşi gücü elbette canım. Başka neyi olacak? Sahi mi abi? İyi olmuş vallahi. Acilen çalışmaya başlamam lazım. Çalışırız. Ben her şeyi hesapladım. Yaşar, şimdi sırası mı onun? Sırası değil mi? Peki. Yemekten sonra ben kardeşimle özel olarak konuşurum bu konuyu. Tabii ya. Dur, daha yeni geldiler canım. Hemen sık boğaz edilir mi? Niye sık boğaz olsun yenge? Kötü bir şey söylemiyor ya abim. Kötü bir şey değil elbette ama yine yani söylenmez. Tamam, yine de biz yemekten sonra konuşuruz. Almanya'da fiyatları nasıl? Ne gibi abi? Fiyatlar diyorum. Dönüş pahalı oldu mu? Fazla masraf yapmasaydınız keşke. Ne masrafı yapacağız abi? Hediyeleri kastetti herhalde. Öyle şey sorulur mu Yaşar? Yok. Onu sormadım ben. Doğru dürüst hediye bile alamadık sizlere.
Uçak biletimizi aldık geldik işte. Ya. Ama canım hediye neymiş? Öyle deme abla. Çok istedik ama olmadı bir türlü işte. Canım sağ olsun canım. Hem hediyenin büyüğü küçüğü olmaz değil mi ama? Küçüğünü bile alamadık bu sefer. Ya. Aman olsun canım, biz yabancı mıyız? Mehtap. Kızım sofrayı hazırladın mı? Hazırladım anne. Erol nerede abi? Okulda. Gelir birazdan. Kaça gidiyor? Orta ikiye. Ha, kocaman oldu desene. Oldu ya. Hadi sofraya geçelim. Yemekte buyurun. Yemekte ne var hadi. Sevim? Köfte sevmem biliyorsun. Köfte yok anne. Gel otur sen. Köfte hadi. Yoksa börek vardır. Yok oturma. Peki oturun. Peki canım oturma sen. İlacım nerede benim? Ay söylediler ya anne, Necla'nın çantasındaymış. Hadi. İyi ama teyzeciğim, ilacı aç karnına alamazsınız ya. Ki. Yemek yemeniz gerek değil mi? Hadi doğru, canım. Geliyorum, geldi işte. Aa, gelsin gelsin. Özledim ufaklığı. Ah. Amca! Asla yeğenim benim. Kocaman adam olmuşsun ya. Elinizi öpeyim yengeciğim. Hoş geldiniz. El öpenlerin çok olsun canım. Necat abim nerede? Almanya'da. Almanya'da mı? Niye gelmedi? Gelmedi işte. Orada kalacakmış. Ama niye? Evladım sıkıştırma sana amcanı. Sahi ne oldu Sedat? Niye gelmedi Necat? Orada iş kurdu kendine. Ne kadar ısrar ettiysek de ikna edemedik. İş mi kurdu? Evet abi. Lokanta açtı kendine. Bütün parayı ona bırakıp geldik. Ya. Demek öyle. Sağlık olsun canım. Kötü bir şey olmasın da. Sevim yenge niye fenalaştı abi? Ne olduğunu anlayamadım vallahi. Yok bir şey. Yani yanlış bir şey mi söyledik acaba? Yok canım. Ne söyleyecek misiniz yanlış olacak? Ne bileyim, yemekte Mehtap'ın da keyfi kaçtı birden. Bir kusurumuz mu oldu acaba diye düşündük ister istemez. Ya kusurunuz falan yok. Demek bütün parayı Necati'ye bıraktınız ha? Öyle oldu abi. Ben buraya alıştım dedi, kaldı. Doğru ya. Çocukluğundan beri orada. Alışmıştır elbet. İki valizle çıktık geldik işte. Ne yapacaksınız peki şimdi? Bilmiyorum. Düşünürüz bakarız. Öncelikle size bir ev bulmak lazım. Buluruz. Ben burada işleri yoluna koyuncaya dek Necati oradan para gönderecek zaten. Yetecek mi o para? Yeter yeter. Ben de düşünmüştüm ki... Keşke gelmemizi bekleseydin abi. Ne bileyim. Sandım ki... Haklısın tabii. Sen de bizim iyiliğimiz için düşündün. Yeni iş kuruyoruz nasıl olsa diye eskinin düzenini de aksattım. Böyle olacağını bilseydim mektup yazardım. Hiç aklıma gelmedi ki. Senin bir suçun yok. Suç bende. Akılsızlık ettim işte. Ben de burada bir iş kuralım istiyordum ama Necati'yi razı edemedim bir türlü. Olan olmuş, elden ne gelir. Dert etme sen harcadığın paraları. Hem bakarsın Necati'nin durumu düzelince biz de burada bir iş kurarız. Yardım eder o, merak etme. Unuturuz bunların hepsini. Dereyi görmeden paçayı sıvıyanın hali budur işte. Baba! Necati abime yaptığım çerçeveyi Almanya'daki adresine göndereceğim. Para verir misin? Ben vereyim Erol. Epeyce tutar o. Yok olmaz. Sen dur, ben veririm. Al oğlum, hemen gönder. Sağ ol baba. Ne garip. Çocuk aklı der geçeriz. Oysa ne saf, ne temizdir duyguları. Hepimiz bir şeyler bekledik Sedat'tan. Kimimiz sermaye, kimimiz ilaç, kimimiz hediye, kimimiz düğün. Bir Erol karşılıksız verdi sevgisini. Utandırdın beni be oğlum. Sakın bozulma büyüyünce. Hep böyle kal. Hep böyle. Daldın abi. Ne düşünüyorsun? Ne? Ben mi ne düşünüyorum? Hiç. Binin yarısını.
O da bizde yok zaten. Evdeki Hesap adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.